Parçalar bana verilirler. Parçalar bana verilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası, denizlerimizin Yılmaz Bekçileri, Sahil Güvenlik Teşkilatımızın sizlere tanıtmak amacıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na gelmiş bulunuyoruz. Bu programın amacı tümüyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı sizlere tanıtmaktır. Şu anda Silahlı Kuvvetler'in kara ve hava unsurlarının nizamiye dediği, ancak denizcilerin kendilerine has deyimleriyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı'nın Lummar ağzındayız ve giriş yapmak üzereyiz. Buyurun, hep birlikte gidelim. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Sahil Güvenlik Kurmay Albay Sayın Mehmet Zeki Bodur'la birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Sayın Albay, bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşu, amacı, görev ve sorumluluklar hakkında bilgi verir misiniz? Memnuniyetle efendim. 18 Haziran 1982 tarihinde kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın temel görevlerine sahillerimizde, karasularımızda, münhasır ekonomik bölgelerimizde deniz güvenliğini sağlamak, yasa dışı su ürünleri avcılığını önlemek, gemilerden ve denizdeki tesislerden kaynaklanan deniz kirliliğini önlemek, deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılığa engel olmak, yat turizmi dahil denizde yapılan her türlü turizm faaliyetlerini denetlemek ve denizlerimizde arama kurtarma faaliyetlerini koordine etmek olarak özetleyebiliriz. Ayrıca komutanlığımız harp zamanı emredildiğinde ülke savunmasına da katkıda bulunmaktadır. Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın sorumluluk sahası nerelerdir? Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın sorumluluk sahası doğuda Hopa-Gürcistan sınırından batıda Sakarya ilinde Karasu Nehri'nin döküldüğü yere kadar olan 42.133 mil karelik bir sahadır. Komutanlığımız bu görevini Trabzon ve Amasra'da bulunan grup komutanlıkları bağlısı sahil güvenlik gemi botları, sahil güvenlik emniyet timleri ve dalış emniyet güvenlik arama kurtarma timleri mobil radarla yerine getirmektedir. Sahil güvenlik unsurları Karadeniz'de hangi limanlarda konuşlanmıştır? Hali hazırda komutanlığımız bağlısı gemilerle Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Fatsa, Samsun, Sinop, İnebolu, Amasra, Bartın, Zonguldak ve Karadeniz Ereğli limanlarında konuşlu olarak görevlerimiz icra edilmektedir. Sahil güvenliğin görevlerini sayarken arama kurtarmadan söz ettiniz. Arama kurtarma tatbikat ve uygulamaları hakkında bilgi verir misiniz? 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde kıyılardan itibaren tüm deniz alanlarında koordinatörlük görevi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na aittir. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi olarak denizlerimizde meydana gelen arama kurtarma faaliyetlerini koordine etmektedir. Bizim için arama kurtarma harekatının asıl gayesi hayat kurtarmaktır. Bu nedenle diğer görevlere kıyasla öncelik taşır. Hayatta kalanların en iyi durumda ve mümkün olduğu kadar çabuk kurtarılmaları için mevcut imkanların en kısa zamanda harekete geçirilmesi esastır. Sorumluluk sahamızda meydana gelen arama kurtarma olaylarına öncelikle yaygın konuştuğu durumda bulunan botlarımız ve
Samsun, Trabzon ve Amasra'da bulunan dalış timleriyle müdahale edilmektedir. Bu çerçevede son 5 yıl içerisinde meydana gelen olaylar incelendiğinde alınan tedbirler sayesinde boğulmalar olaylarında düşüş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2013 yılında bölgemizde meydana gelen 71 arama kurtarma olayında 63 kişi sağ olarak kurtarılmış, 38 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Hayatın her alanında olduğu gibi denizlerimizde de bir takım kanunsuzluklar yaşanmakta. Bu tür yasak olaylara nasıl bir idari ve adli yaptırımlar uygulanmaktadır? Bu yaptırımlar caydırız oluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı Ceza Muhakemesi Kanunu ile denizde adli kolluk görevini icra eden genel kolluk kuvveti olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla denizde bir suç ile karşılaşıldığında Cumhuriyet Savcısının sözlü ve yazılı talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerini yürütür. Ayrıca Karadeniz bölgesinde balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olmasından dolayı başta yasa dışı su ürünleri avcılığı olmak üzere denizlerimizde meydana gelen her türlü kirlilik ve kaçakçılık olaylarına da komutanlığımız tarafından müdahale edilmektedir. Bu kapsamda 1380 sayılı su ürünleri ve 2872 sayılı çevre kanununda denizlerimizde idari para cezası kesme görevi sahil güvenlik bot komutanlıklarına verilmiştir. Örneğin bölgede alınan etkin tedbirler ve denetimler neticesinde 2013 yılında deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen gemi ve teknelere yaklaşık 187 bin lira idari para cezası, yasal dışı su ürünleri avcılığında bulunan 272 tekneye 1 milyon 109 bin Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bunun dışında çeşitli kanunlarda kolluk tarafından uygulanacağı belirtilen idari yaptırımlarda denizlerde genel kolluk görevlerini yürüten sahil güvenlik komutanlığı unsurları tarafından uygulanmaktadır. Örneğin ötelesiz yakıtın usulsüz kullanımı faaliyetlerinde komutanlığımız tarafından cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Arzu ederseniz bahsettiğim hususların denizlerdeki icrasını görmek ve aynı zamanda komutanlığımıza uyuşturucu ile mücadele etmek üzere alınan narkotik köpeğini sizlere tanıtmak istiyorum. Bunun için dilerseniz TCSG 87 Komutanlığı'nın kontrol görevlerinden birine iştirak edebiliriz. Bu açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. 87 gemimizde de tatbikatımızı izleyelim. Gidi Karadeniz, gidi Karadeniz. Karadeniz bölgesi tabii güzellikleri, tarihi, misafirperver, zeki ve neşeli insanlarıyla yerli yabancı turistlerin her zaman ilgisini çekmiştir. Son yıllarda artan ulaşım olanakları, konaklama tesislerinin çoğalması ve küresel ısınmanın da etkisiyle Karadeniz bölgesi deniz turizmi içinde tercih edilir olmaya başlamıştır. Bölgenin tabiatını, tarihini, folklorunu muhakkak biliyorsunuz. Bilmediklerinizi de hoş sohbet Karadeniz insanı sormanıza bile fırsat bırakmadan bir çırpıda size anlatacaktır. Biz burada onların anlatmayacağı, belki de tam olarak bilmediği bir şeyi, Karadeniz'in cilvesi, çeken akıntıyı anlatacağız. Çok kolay bir bilgilendirme ve alınacak basit önlemlerle tüm tehlikelerinden kurtulacağınız çeken akıntılar. İngilizcesiyle Rip Currents'dan bahsedeceğiz. Sahil yapısı, dalga durumu ve iklim şartları nedeniyle Karadeniz kıyılarında sık sık görülen çeken akıntılar her yıl birçok kayıp vermemize neden olmaktadır. Denizde meydana gelen boğulma olayları sizce niye gerçekleşiyor? Cüzme bilmeyişlerinden, gerekli önlemleri almayışlarından bence bu konuda eğitimsiz olmalarından kaynaklanıyor. Gerekli önlemleri almamızdan. Şimdi deniz bana çekme yapıyor. Yüzme fazla bilmeyen kişiler atlıyor.
O yüzden boğma meydana geliyor yani. Genellikle dalga nedeniyle oluyor böyle. O yüzden yani abi. Sanıyorum kum kaymasından. Milletin yüzme bilmediğinden, dikkatsizlikten. Vallahi sorumsuz annelerin yüzündendir yani, çoluk çocuğunu başıboş bırakıp deniz kenarlarında salmak. Deniz altındaki hareketlerin oluşumu bu konudaki boğulmaların riskini biraz daha fazlalaştırmaktadır. Boğulma olaylarıyla ilgili röportajlar aslında tehlikenin ne kadar büyük olduğunu da göstermektedir. Röportajlarda görünen en önemli yanlış özellikle yüzme bilmeyenlerin boğulduğudur. Oysa yıllardır meydana gelen olaylarda boğulanların çoğu yüzme bilmektedir. Karadeniz'de 2006'da 80, 2007'de 116 boğulma vakası olmuşken, 2008'de çeken akıntı hakkında bilgi verilmeye başlanmasıyla sayı 2007'dekinin neredeyse yarısına, 60'a gerilemiştir. Bu sonuçlar bilgilendirme için gayret sarf edenlerin şevkini artırmış, bölge halkının bilgilendirilmesi sayesinde sonuç alınabileceği konusunda umutlarını güçlendirmiştir. Burada sorun yüzme bilmemek değil, Karadeniz'i ve çeken akıntıyı bilmemektir. Çeken akıntılar Karadeniz sahilinde özellikle güçlü kuzey rüzgarlarının estiği zamanlarda görülen büyük dalgaların dip yapısını topuk, dalyan, topuk şekline dönüştürdüğü yerlerde oluşur. Karadeniz bölgesinin uzun ve el değmemiş kıyılarındaki can kurtaranların bulunmadığı ya da gözleyemeyeceği ıssız yörelerde hiçbir önlem almadan denize giren, uyarılara kulak asmayan, tehlikeleri görmezden gelen insanlar için yapılabilecek tek ve en önemli yardım iyi bir bilgilendirme olacaktır. Bu film boyunca çok iyi yüzücüler için dahi ciddi bir tehlike olan çeken akıntılara sebebiyet veren dip yapısı ve dalga şartları hakkında bilgi verilecek, dışarıdan gözden de nasıl tahmin ve tespit edilebileceği açıklanacaktır. Çeken akıntılar sahil şeridine dik doğrultuda ve sahilden derin suya doğru hareket eden çok kuvvetli akıntılardır. Boğulmalar güvenli sığ sulardan açığa ve derine çekildiğini fark eden insanların korku ve panikle çırpınarak kıyıya doğru yüzmeye çabalamaları nedeniyle yorgun düşmeleri ve kendilerini su üzerinde tutamamaları sonucunda gerçekleşmektedir. Bilimsel yayınlarda çeken akıntıların ortalama saatte 5 kilometre hızında olduğu ve saatte 10 kilometreye varan hızların ölçüldüğü belirtilmektedir. Bu hızlar şampiyon yüzücülerin bile aşamayacağı hızlardır. Çeken akıntıların oluşması için topuk, dalyan, topuk ya da anlaşılabilir deyimlerle tepe, yarık, tepe şeklinde bir dip yapısı şarttır. Fırtınalı havalarda kıyı bölgesindeki kumun güçlü dalgalarla yer değiştirmesi sonucu oluşan kum tepecikleri, yarıldığında ortaya çıkan kum tepeciği, yarık, kum tepeciği oluşumu çeken akıntı için gerekli dip yapısını sağlamaktadır. Yine bilimsel araştırmalara göre çeken akıntıların 6 ila 30 metre eninde olabileceği, boyunun da en fazla 300 metreye ulaşabildiği ölçülmüştür. Çeken akıntının genişliği yarık ya da dalyan genişliği kadar, boyu ise ani derinleşen kıyılarda kısa, yavaş yavaş derinleşen kıyılarda uzun olacaktır. Esas anlaşılması ve bilinmesi gereken husus, dalgalarla topuğun kıyı tarafına geçen su kütlesinin geri dönüşte dalyan ya da yarıktan geçmeye zorlanması ve bu nedenle denize doğru süratli bir akıntıyı, yani çeken akıntıyı oluşturmasıdır. Bu akıntı denize doğru bir miktar devam edecek ve sahile çok da uzak olmayan bir mesafede muhakkak sona erecektir. Çeken akıntıya kapılan kişilerin öncelikle suyun üzerinde durmaya gayret etmeleri, kesinlikle paniğe kapılmamaları, kurtulmak için akıntıya karşı değil, sahile paralel yüzmeleri gerektiğini bilmeleri yeterlidir. Dışarıdan bir gözlemcinin çeken akıntıyı görebilmesi çok kolay olmamakla birlikte,
gelen dalgaların bazı kısımlarının daha erken kırılması, o kısımlarda topuk olduğunu, kırılmayan kısımların daha derin, yani dalyan ya da yarık olduğunu gösterir. Bu çeken akıntı için uygun dip tabiatı demektir. Belirli bir bölgeden düzenli biçimde denize doğru ilerleyen köpükler çeken akıntı olabilir. Suyun renginin bariz bir biçimde değişmesi bölgedeki kumları da hareketlendiren çeken akıntıyı aklımıza getirmelidir. Sanki bir kanal boyunca devam eden, çevresindeki hareketlerden farklı hız ve yönde ilerleyen su kütleleri de çeken akıntı olabilir. Kıyıya doğru gelen dalgalardaki bozulma ve düzensizlik çeken akıntı tehlikesi belirtisidir. Saydığımız durumlardan biri ya da birkaçı çeken akıntı tehlikesinin varlığına işarettir ve çok dikkatli olunması gerekir. Çeken akıntı tehlikesine karşı denize yalnız girmemeliyiz. Denizdeyken hem kendimiz hem de çevremiz için çok dikkatli olmalıyız. Kesinlikle yüzme öğrenmeli ve tekniğimizi geliştirmeliyiz. Çeken akıntıya yakalanırsak paniğe kapılmamalıyız. Burada anlatılanları hatırlayıp enerjimizi dikkatli kullanmalıyız. Akıntıya karşı değil, sahile paralel yüzerek çeken akıntıdan kolayca kurtulabiliriz. Eğer sahile yüzemeyecek kadar yorgunsak ya da akıntı kuvvetliyse su üstünde kalarak kendimizi akıntıya bırakabiliriz. Nasıl olsa akıntı az sonra bitecektir. Akıntı bittikten sonra sahile akıntısız bir rotadan çıkabilirsiniz. Sahilden çok uzaklaştığımızı, kıyıya kadar yüzemeyeceğimizi düşünüyorsak yardım istemeliyiz. Yalnız yüzmediğimize göre yakınımızda ya da sahilde bize yardım edecek iyi yüzücü dostlarımız var. Öyleyse sorun da yok demektir. Bu filmi izleyip öğrendikten sonra çeken akıntıya kapılmış bir kişiyi gördüğünüzde sizden şunları yapmanız da beklenecektir. Mümkünse hemen en yakındaki can kurtaranı durumdan haberdar edin. Yardım isteyin. Can kurtaran yoksa akıntıya kapılan kişiye su üzerinde kalması için can yeleği, can simidi, plaj topu, deniz yatağı gibi yardımcı cisimler atabilirsiniz. Çeken akıntıya kapılmış kişiye yapması gerekenleri bağırarak anlatmaya çalışın. Denizde can kurtarma eğitimi almayanların akıntıya kapılanlara suya girerek yardımcı olması neredeyse imkansızdır. Çeken akıntıların özelliğini ve can korkusuyla paniğe kapılmış kişilere denizde yardım etme konusunu çok iyi bilmeyen birçok kişinin kurtarmaya çalıştığı kişilerle birlikte akıntıya kapılıp hayatını kaybettiğini asla unutmayın. Burada anlattıklarımızı aklınızdan çıkarmazsanız Karadeniz'in hiçbir tehlikesi yoktur. Neşeli, az tuzlu, serin bir deniz sizi bekliyor. Çok eğlenecek ve iyice dinleneceksiniz ama sakın unutmayın. Denize yalnız girmeyeceksiniz. Hem kendiniz hem yakınlarınızdakiler için hep çok dikkatli olacaksınız. Çeken akıntı olduğunda sakin olacaksınız. Bu artık çok iyi bildiğiniz bir doğa olayıdır. Suyun üzerinde kalın yeter. Akıntı müsaitse sahile paralel yüzerek akıntıdan çıkabilirsiniz. Akıntının etkisi kalmadığında sahile yüzün ya da yardım isteyin. Hepsi bu. İyi tatiller. İyi günler, burası Sahil Güvenlik Ali 158 Yardım İhbar Hattı. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler hanımefendi. Ben Samsun Limanı'ndan arıyorum. Şu an liman mendireğinin yaklaşık 500 metre doğu tarafında açıkta bir tane gemi var, demirli vaziyette. İsmini şu an göremiyorum geminin. Bu gemiye küçük kayıklarla bazı şahıslar tarafından kapalı kutular içinde bir şeyler taşınıyor. Uyuşturucu madde olmasından şüpheleniyorum. Beyefendi, ihbarınız alınmıştır. Teşekkür ederiz.
Sargönük 87. TCSG 87, burası harekat merkezi. Samsun Liman Mendireği doğusu 500 metre mesafede bir gemide uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar alınmıştır. Savcılıktan arama iznini alarak narkotik köpeğiyle arama faaliyeti için harekete geçiniz. Harekat merkezi, burası TCSG 87, alındı. Olay yerine intikale geçiyorum. Personel manevra yerlerde. Personel manevra yerlerde. Sancak Alamanda. Sancak Alamanda. Bunlar Sancak Alamanda da. Sancak stop. Şu anda dost gemisini selamladılar, liman çıkışı. Oradan da düdükle cevabı geldi. Dedektör köpeğimizin ismi Bone. Bone şu anda tekneye binerek olay yerine intikal ettiriliyor. Balıkçı teknesinde uyuşturucu taraması yapacak. Biz de onu izleyeceğiz. Şu anda Samsun Limanı'nın mendirek çıkışındayız. Açılıyoruz denize. Denetimi yapılacak balıkçı teknesine doğru yol almaktayız. Personelinizi kıç üstünde toplayınız. Kontrol yapmak için geminize yanaşacağız. Kaptan, savcıdan aldığımız arama talimatı doğrultusunda geminizi arayacağız. Lütfen bize yardımcı olunuz. Buyurun efendim. Dedektör köpeğimiz de gelecek. Senaryo gereği uyuşturucuyu çekmeceye ben saklıyorum. Dedektör köpeğimiz bunu gelip buradan bulacak. Şu anda aramaya başladı. Bone.
Şu anda Bone aramaya devam ediyor. Bone'nin bulduğu uyuşturucu paketimiz burada. Bone'ye teşekkür ediyoruz. Tamam, sağ olun. Gel. Dur. Sayın seyirciler, 10 gündür denizde görevde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Dost Gemisi şu anda limana giriş yapmak üzere. Biz de Dost Gemisi'ni limana getirmek üzere intikal ediyoruz. Sayın seyirciler, Dost Gemisi'ne çıktık. Şu anda arkadaşlarımız bizi karşıladılar. Kaptan Köşkü'ne doğru gidiyoruz. Palamar botlar yerini aldı mı? Harikasın. Gelenin anlamı yok. 90 gibi yaratılır. İstasyonlar toplu üstü surmaçalar bando edildi mi? Hayır, bir şey değil de. Orada da edildi. Dönüşe mesafe 100 yarı, dönüşten sonra 220 istasyon. Rüzgar provadan 24.
maskelerin alnına mesafe 600 yard. Stop. Hadi ben tamam, teşekkür ederim. Geminin helikopter pisti. Deniz üzerinde helikopterler kurtarma sırasında ve denetleme sırasında helikopterler buraya iniş yapıyorlar. Buradan kalkıyorlar. Aksivi izleyicileri, şu anda Sahil Güvenlik Dost Gemisi'nin helikopter platformundayız. Yanımda Sahil Güvenlik Binbaşı Ertuğrul İsmet Bayır, gemi komutanı. Kendileriyle gemi hakkında, görevler hakkında bilgi alacağız. Sayın Binbaşım, görevinizi ifa ederken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Görevimizi icra ederken ağır deniz ve hava şartlarından kaynaklanan zorluklarla mücadele etmek zorundayız. Aldığımız eğitimler sayesinde bu zorlukların üstesinden geliyoruz. Özellikle arama kurtarma operasyonunda şartlar ne kadar zor olursa olsun bir insanı kurtararak sağ salim limana getirdiğimizde yaşadığımız zorlukların hiçbir önemi kalmıyor. İnsan hayatı kurtarmış olmanın verdiği mutluluk bizlere tüm zorlukları unutturuyor. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı bağlısı unsurlar tarafından sürdürülen yoğun mücadele kapsamında 2013 yılı içerisinde 8138 tekne kontrol edilmiş, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen 272 tekneye 1.109.181 TL, deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 17 gemiye 724.621 TL idari para cezası ve 22 gemiye adli ve idari makamlara sevk işlemi uygulanmıştır. Envanterine 2013 yılı Mayıs ayında katılan Açık Deniz Arama Kurtarma Gemisi TCSG Dost ve bağlısı yüzer unsurları ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 2012 yılında 37 olayda 74 vatandaşımızı, 2013 yılında ise 71 olayda 63 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır. Ayrıca gemilerden yapılan 13 adet tıbbi tahliye faaliyetinde 10 vatandaşımız sağ olarak kurtarılmıştır. Karadeniz'de akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 7 olayda 5000 litre yakıta el konulmuş ve yasal işlem uygulanmış, ÖTV'siz yakıtların yasa dışı kullanımıyla mücadele kapsamında 65 olayda tespit edilen 538.837 litre akaryakıtın usulsüz kullanımı sebebiyle yasal işlem uygulanmıştır.
Sayın Komiserim, gün boyunca sahil güvenliği tanıtımıyla ilgili çeşitli çekimler, görüntüler aldık. Burada dost gemimizi ziyaret ettik, orada söyleşimizi yaptık. Direktör köpeğimize uyuşturucuyu buldurduk. Peki bundan sonra vatandaşlarımıza ve denizcilerimize ne söylemek istersiniz, ne tavsiye etmek istersiniz? Burada şunu özel olarak ifade etmeliyim ki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın genel bir kolluk kuvveti olarak denizlerimizde 7 gün 20, 24 saat kesintisiz şekilde sürekli görev yaptığının halkımız tarafından bilinmesi bizim açımızdan çok önemlidir. Denizlerimizde zor durumda kaldıklarında, herhangi bir boğulma olayıyla karşılaştıklarında ya da sadece yasa dışı su ürünleri avcılığı olaylarında değil, denizde olan kaçakçılık başta olmak üzere tüm yasa dışı faaliyetleri gördüklerinde veya duyduklarında komutanlığımızın Alo 158 yardım ve ihbar hattını 7 gün 24 saat ücretsiz olarak aramaları bizler için çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında yaşanan üzücü boğulma olaylarının en aza indirilmesi maksadıyla vatandaşlarımızdan yaz aylarında personelimiz tarafından yapılan çeken akıntı uyarılarına karşı dikkatli olmalarını, bu çerçevede uyarılara ve kurallara dikkat etmelerini rica ediyoruz. Bizim için sizin can emniyetiniz her şeyden daha önemlidir. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Halkımızın Alo 158 hattı ile bizlere vereceği destek, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olarak bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır. Saygılarımı sunarım. Çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığınız için. Zaten başarılısınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.